Anne buraya mutlaka geleceğini biliyordum. Anne sen de gördün değil mi? Ben buraya tek bir şey için geldim. O da... Yeter artık. Evet Bihan dur artık. Babanın hayatını hiç düşünmüyorsun. Ailenin durumunu düşünmüyorsun. Bari o masum kızın durumunu bir düşün. Rahat bırak onu. Senin sözlerinden etkileniyor. Sanki bir dedektif gibi davranmaya başladı. Herkesten şüpheleniyor. Bir de tuhaf tuhaf kanıtlar getiriyor. Kız aklını kaçırdı sanki. Ona hiç acımıyor musun? Sen acımıyor musun? En azından ona babanı senin öldürmeye çalıştığını söyle. Lütfen artık onu bu günaha ortak etme Bihan. Anne, CD'yi gördükten sonra bile bunu mu söylüyorsun? Tabii ki sana CD'yi göstermedim yoksa? Eğer içinde bir şey olsaydı izlerdim tabii. Ama içinde bir şey yoktu, çalışmıyordu. Tabii bir kez daha her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Sana son kez söylüyorum. Kendi işlediğin suçun bedelini kendin öde. O bedelden kaçmayı da artık bırak lütfen Bihan. CD çalışmamış mı? Ama bunu tabii ki bana söylemedi. Tabii ki nerede ki? Artık o CD'yi bana verecek misin? Neden? İhtiyarın yaşamasını istemiyor musun? O zaman ver o CD'yi. Yakalayın onu, CD'yi alın. CD çalışmamış. Ama tabii ki bunu benden neden sakladı? Başka bir delil bulmaya mı gitti yoksa? Ama nereye? O tek başına. Komiser bey! Komiser bey! Bir süre dışarı çıkmama izin verin. Tapki ile bir görüşeyim, sonra hemen geri geleceğim. Beni duymuyor musunuz? Tamam komiser bey. En azından bir telefon edeyim. Lütfen, lütfen komiser bey Tapki ile bir konuşayım. Siz o adamı tanımıyorsunuz. O çok tehlikeli bir adam. Babamı bıçaklayan adam. O Tapki'ye neler yapmaz. Hey komiser bey beni duymuyor musunuz? Bihan Pandey, senin yaşamana izin verdiğim için dua et. Şimdi sus ve yerine otur. Yoksa seni yine döverim. Komiser bey bir telefon etmeme izin verin. Bir telefon etmemden bir şey olmaz. Komiser bey yalvarıyorum size. Ayaklarınıza bile kapanırım. Komiser bey. Komiser bey. Tapki.